Diskriminant yani delta'nın sıfırdan küçük veya büyük olduğunu bulmaya üşeniyorum. Evet bazı sorularda bunu dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Yani büyük sayılarla b kare eksi 4 ac'yi hesaplayacaksın. Zor bir durum. Gelin o zaman biraz daha kısa yollarını bulmayı deneyelim. Evet bir alttaki sayfaya şu boş sayfaya bir geçelim arkadaşlar. Boş sayfada bunu deneyelim kısa yollarını bulmaya. Evet. Şimdi elimizde bizim x kare artı bx artı c eşit sıfır gibi bir ikinci dereceden denklemimiz bulunsun. Bunun deltası nedir arkadaşlar? Bunun deltası b kare eksi 4 çarpı a'sı 1 olduğu için yazmadım çarpı c'dir. Değil mi? b kare eksi 4c. E hala Varsayalım ki bu elimizdeki denklemin Deltası sıfırdan büyük olsun. Madem bu elimizdeki deltanın e, sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Bu denklemin deltasının sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Ben bu denklemi dörde bölsem, elimde oluşturduğum eşitsizliği dörde bölsem bir şey değişir mi acaba? Bence hiçbir şey değişmez. Çünkü zaten bu taraf sıfırdı. Dolayısıyla b kare bölü 4 eksi 4c bölü 4 de sıfırdan büyük olacaktır. B kare bölü 4'ü ben B bölü 2'nin karesi eksi şuradaki 4'leri de sadeleştirip C sıfırdan büyük dersem işte o zaman B bölü 2'nin karesi büyüktür C olacaktır. Peki aynı şeyi küçüktür sıfır olmuş olsaydı bunun için denemiş olsaydık bir şey değişir miydi? B kare eksi 4C eğer sıfırdan küçükse yine 4'e bölersek denklemi B bölü 2'nin karesi eksi 4C bölü 4'ten yine C gelecek. Küçüktür 0. Dolayısıyla B bölü 2'nin karesi de C'den küçük gelecekti. Gördüğünüz gibi denklemin deltası sıfırdan küçükken B bölü 2'nin karesi de C'den küçük geliyor. Denklemin deltası sıfırdan büyükken B bölü 2'nin karesi de C'den büyük geliyor. Peki eşitken de yani sıfıra eşitken de denklemin deltası. Acaba yine bu B bölü 2'nin karesi sıfıra eşit olur mu? Elbette olur arkadaşlar. Peki o halde biz bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Yani şunu soruyorum. Bu bizim ne işimize yarayacak? Eğer senin denklem formatın x kare artı bx artı c eşittir sıfır biçimindeyse. Yani x karenin katsayısı sayısı 1 ise x'in katsayısı b ve sabit teriminde c ise şurada gördüğün b'nin yarısını alıyorsun. Yarısını aldıktan sonra karesini alıyorsun. Eğer c'den büyükse delta da sıfırdan büyüktür. Eğer c'den küçükse delta sıfırdan küçüktür. Ve eğer burasının yarısının karesi c'ye eşitse delta, denklemin deltası da sıfıra eşittir diyebilirsin. Mesela alttaki soruya bir bakalım x kare artı 22x artı 123 eşittir 0. Şimdi bu şartlarımızı sağlıyor değil mi? Bakın burası 1, 22, 123. Şimdi normal şartlar altında delta eşittir. B kare eksi 4 ac'den. Acaba bu denklemin deltası sıfırdan büyük mü, küçük mü yoksa sıfıra mı eşit? Bunu hesaplayabilmek sıkıntılı. Neden? Şunu yapman gerekiyor. 22'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 123 acaba sıfırdan küçük mü büyük mü bunu hesaplaman gerekiyor. Ama bunu birkaç saniye içerisinde hesaplayabilirsin. Özellikle de şurası çiftse çok daha rahat edersin. Neden? 22'nin yarısı nedir? 22'yi hemen 2'ye bölüyorsun eşittir 11. Diyorsun ki 11'in karesi eşittir 121. 121, 123'ten küçük olduğu için diyorsun ki delta da sıfırdan küçüktür. Evet, bunu biraz daha seri hale getirelim. Alttaki sorularımıza bakalım. x kare artı 40 x artı 299. Öncelikle 40'ın yarısı ne? 20. Peki 20'nin karesi nedir arkadaşlar? 400. 400, 229'dan büyük olduğu için bu denklemin deltası 0'dan büyüktür. Bir alttakine bakalım. İyice pekişsin. 30'un yarısı ne? 15. Peki 15'in karesi ne? 225 değil mi? Peki 225 224'ten büyük mü? Büyük. Dolayısıyla bu denkleminde deltası sıfırdan büyüktür diyebiliriz. Bir alttaki soruda da yine 30'un yarısını alacağız. 15. 15'in karesi 225 ve 225 sayısı 226'dan küçük olduğu için delta da sıfırdan küçüktür diyoruz. Şuna bakalım. 22x artı 121 olarak vermiş şu kısmı yine katsayısı 1 22'nin yarısı nedir arkadaşlar 11 Peki 11'in karesi 121 121 121'e eşit olduğunda delta da 0'a eşittir diyebiliriz Peki hepsini hocam buradakilerin hepsi artı oldu Eksi olsaydı bir şey değişir miydi? Hayır hiçbir şey değişmezdi çünkü sen zaten bu kısmı karesini alıyorsun Bu sefer eksi 22'nin yarısı eksi 11 Eksi 11'in karesine gene 121. Bu 121, 121 eşit olduğundan delta da sıfıra eşittir diyebilirsin arkadaşım. Evet, bu gibi kısa yollar paylaşmaya devam edeceğim. Takipte kalınız. Abone sayımız da 1000'e yaklaştı. Sizlere çok teşekkür ederim. izlediğiniz ve abone olduğunuz için bildirimleri de açmayı unutmayınız. Gün geçtikçe büyüyen bir aile olmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Beni takip etmeyi, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.